Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlere bahsedecek olduğum bu bitkiyi ilk gördüğümde bu şekilde görmemiştim. Sadece çiçeklerini görmüş ve kokusunu duymuştum. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. Yıllar önce daha ilkokula gidiyordum. Bir gün komşu teyzeler, ablalar gelmiş. Annemle birlikte çeyiz sandığını açmışlardı. Kızlarının çeyiz yapacağını, dolayısıyla örgü örnekleri istemişlerdi. O da sandığı açtı. Sandığın kapağını açtıktan sonra üstteki beyaz örtüyü kaldırdı. Sağda solda küçük kesecikler çıkmıştı. Onları alıp özenle koklayıp bir kenarıya koydu. Daha sonra sandıktan eşyalarını çıkarmaya başladılar. Daha sonra yine birkaç tane daha küçük kese çıktı. Bunlar ne diye sorduğumda lavanta kesesi dediler. Bunun sandıkta ne işi var? Bu da çeyiz mi diye sorduğumda rahmetli annem güldü. Hayır, bunlar çeyiz değil dedi. Bunların içerisinde lavanta çiçekleri var. Böcekler gelip çeyizimize zarar vermesin diye koyuyoruz annem. Merak etme dedi. Evet, hey gidi günler, işte böyle. Annem bunu nereden nasıl öğrenmişti bilmiyorum. Annem çünkü ilkokulu 3. sınıftan terk etmiş, ayrılmış. Çünkü 5 kardeşler, 2. büyük kardeş annesi vefat etmiş. Kendisinden küçük 3 tane daha kardeşi var. Onların bakımını evde üstlenmiş. Ablası da babasının bakkal dükkanı varmış. Bakkal dükkanının işletmesinde çalışıyormuş. Bu şekilde lavanta ile ilgili giriş yaptıktan sonra şimdi lavanta bitkimizle ilgili daha geniş bilgiler sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ancak giriş bölümünde de bahsettiğimiz gibi lavantanın kokusuna böcekler gelmiyor. Lavanta bitkimiz ballı babagiller familyasından lavandula cinsini oluşturan Akdeniz kökenli bitki. Çok fazla türü var. Akdeniz ve Ege kıyılarında yayılmış durumda. Bunlar boyacılıkta, esans yapımında ve tıbbi ve aromatik bitkiler olarak ağrı kesici, balgam söktürücü gibi değişik özellikleri olan bitkiler içeriyor. Bunlardan bir tanesi de mesela karabaş otu. Yaprakları uzun. Burada sizler de görüyorsunuz. Grimsi, ipliksi, tüysü yapıları var. 1 ile 4 santim arasında uzunluğunda olabiliyorlar. Çiçekleri mor. Burada sizler de fark ediyorsunuz. 10 santim ile 20 santim uzunluğunda sivri, uçlu, ince, yapraksız sürgünlerin üzerinde 2-3 santimlik çiçek demeti bulunuyor. Orta nemli yerlerde çok güzel gelişiyor. Çoğaltılması çok kolay. Çok yıllık bir bitki. Çoğaltılması, şurada hemen diplerindeki bu sürgünleri alıp mesela bunu şuradan kopartıp şuradan hemen parmağımla gösterdiğim noktadan kopartıp üst bölümlerini kesip araziye veya toprağa dikerek, saksıya dikerek çoğaltabiliriz. Bir de tohumla çoğaltabiliriz. Ancak tohumla çoğaltmak için tohum yastıklarında, fideliklerde çoğaltmamız gerekiyor. Bu şekilde direkt araziye ekildiğinde tohumlar ot basıp yok olabilir. Eğer Ege veya Akdeniz bölgesinde yer alıyorsanız evinizin güney cephesinde kışa girerken sonbahardan sonra, yani Kasım ayında, Aralık ayında, kışın ilk ayı oluyor biliyorsunuz Aralık ayı, bu ayda veyahut da Kasım ayında bitkiler yapraklarını döktükten sonra çevremizdeki bitkiler, bunlar her dem grimsi bir formda. Dolayısıyla alt yaprakları döküyorlar, üst yapraklar sürekli bulunuyor. Onun için bunların yaprak dökmesini beklemiyoruz. Diğer bitkiler yaprak döktükten sonra bunları az önce gösterdiğim gibi bir parça koparıyoruz ve evimizin, bahçemizin güney bölümünde
kuytu bir alana dikiyoruz. Dolayısıyla kışın güneş doğduğunda bunların üzerinde bunlar burada gelişip kök salabiliyorlar. Benim de evimde iki tane var terasımda. Bu bir tanesi şu anda çiçekli. Bunların çiçeklerini bugün toplayacağım. Toplamadan önce sizlerle paylaşmak istedim. Bir tanesi de terasın giriş bölümünde. Onu da birazdan gösteririm. Diğeri de burada terasın giriş bölümünde. Bu senenin bitkisi. Bu senenin bitkisi. Henüz çiçek açmadı ama çiçek açmaya doğru meyletmiş durumda. Diğeri çiçek açtı. Herhalde iki farklı varyete. Bu ticari yetiştiricilikte bu şekilde farklı varyetelerin olması bizim için avantaj. Çünkü neden? Hepsi aynı anda çiçek açmadığı için bunu arazinin bir tarafına, diğerini de arazinin bir tarafına dikebiliriz. Ticari yetiştiricilikte bu bize bir avantaj sağlar. Diğerini hasat ettikten sonra bir hafta 10 gün sonra da bunu hasat edebiliriz. Böylece hem dinlenme vaktimiz hem de hasat arasında bir zaman farkı olur. Dolayısıyla aynı anda çiçek açtığı için sürekli dışarıdan işçi de alıp maliyeti de, üretim maliyetini de katlamamış oluruz. Kendi imkanlarımızda hasat edebiliriz. Lavanta orta boylu, yani 60 ile 1 metre arasında toprakta boy yapabiliyor. Eğer arazide bunu ötri ve tıbbi bitki olarak aranan bir bitki, bunu ticari olarak yetiştirmek istiyorsanız İkliminiz ve arazi şartlarınız uygunsa kozmetik sanayi içinde bu aranan bir bitki. Dolayısıyla bunu yetiştirebilirsiniz. Ege ve Akdeniz'de kırsal kesimde yarı çorak arazisi olup da nasıl bu araziyi değerlendirebilirim diyenlere alternatif bir bitki yetiştirmek isteyenlere önerebilirim. Çoğaltılması çok kolay, az önce söylediğim gibi. Bir yıllık sürgünleri hormonsuz olarak çok rahatlıkla kendinizde köklendirebilirsiniz. Sadece bunları hasat edip kozmetik sanayine kullanılmak üzere göndermeniz yetmiyor. Onun haricinde bu arazilerinizi farklı şekilde de değerlendirebilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Mesela gelin damat fotoğrafı çekim platformları hazırlayabilirsiniz. Veya bu lavanta tarlalarınızın bir kenarına bir tane kafeterya yapabilirsiniz. Burada lavanta ürünlerinden lavanta katkılı parfümler, sabunlar veya lavanta soğuk ve sıcak lavanta çayları, daha farklı bir sürü uygulamalar, lavanta kokuları, esansları bulabilirsiniz ve bunları satabilirsiniz. İzmir, Antalya gibi, Muğla gibi turizme yakın büyük şehirlerin çevresindeki kırsal arazilerinizi ticari olarak değerlendirebilirsiniz. Bu bitkileri ürettiğimizde nerelere satabiliriz, kimler alabilir diye düşünüyorsanız, Isparta'da biliyorsunuz gül yağı fabrikaları vardı. Bunlar gül yağı üretildiği gibi bu lavantaların da yağları var. %9 ile %3 arasında değişen oranlarda yağ çıkıyor. Bu çiçekleri hasat edip onlara pazarlayabilirsiniz. Ayrıca böylece bir ek gelir. Yarı çorak arazinizi de ticari olarak değerlendirebilirsiniz. Araziye diktiğimizde tabii ki ilk yıl bizim için önemli. İlk yıl sulama imkanımız ölçüsünde sulama yapmamız gerekiyor ki bitkilerimiz sağlıklı bir şekilde gelişsin. Yabancı otlarla da mücadele ettiğimizde ikinci, üçüncü yıldan itibaren hem çiçek hasatı yapabiliriz hem de artık sulamaya ihtiyaç kalmaz. Yeter ki üretelim. Üretim noktasında ve ticari noktada neyi nasıl yapabiliriz diye kendimize doğru soruları sorabilelim. Nasıl yapabilirim, nasıl üretebilirim, nereye satabilirim, nasıl müşterimi arttırabilirim, tarlada
Bu lavanta çiçeklerinin haricinde fotoğraf çekim için gelin damat sünnet fotoğrafları veya grup gezi fotoğrafları gibi değişik organizasyonlar nasıl yapabilirim, nasıl müşteri bulabilirim? Bunları düşünmeniz gerekiyor. Bunları planlamanız, araştırmanız gerekiyor. Yerel gazetelere, radyolara, televizyonlara reklamınızı yapabilirsiniz. Onları davet edebilirsiniz, göstertebilirsiniz. Dolayısıyla böylece haber olur. Diğer insanlar da gelip arazinizi ziyaret edebilirler. Ziyaret eden kişilere bir ücret talep edebilirsiniz. Giriş 3 lira, 5 lira gibi veyahut da herkes az önce videonun başında da söylediğim gibi kendi evinde dolabının içerisinde sandığına koymak için kendi lavantasını taze olarak toplayıp götürebilir. Onlardan küçük ücretler talep edebilirsiniz. Yüzlerce, binlerce kişi geldiğinde küçük ücretler sizin için büyük ücretlere yol açar. Benim bulunduğum yer eksi 15 santigrat derece. Eksi 15 santigrat derecede yaşıyorsa ve ben şu anda bunu evimin terasında ve teras girişinde bölümünde merdivende saksıda bakıyorum. Sizler de isterseniz saksıda bakabilirsiniz. İsterseniz ticari olarak arazilerde yetiştirebilirsiniz. Arazide ticari olarak yetiştirmek isterseniz sıra üzeri mesafeler 50 santimden az olmaması gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi burada bir öbek yapıyor. İkinci, üçüncü yılda sanki böyle set haline gelmiş olacak zaten. Sıra aralarında 1 metre 20 santim ile 1,5 metre arasında yapabilirsiniz. Artık o sizin arazinizin genişliğine veya arazinizin toprak yapısına göre değişir. Evet kıymetli izleyicilerim, bugün sizlerle imkanımız ölçüsünde çorak arazimizde nasıl lavanta yetiştirebiliriz, lavantaları nasıl çoğaltabiliriz, lavantaları evimizde nasıl kullanabiliriz, aile ortamında veya ticari olarak nasıl değerlendirebiliriz bunları paylaştım. Her nerede, hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı, mutlu günler, başarılı yetiştiriciler dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.